dostum hoş geldin. Ben Atıf, bir usta bir oyun kanalım. Nerevan Oyun TV kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandan beri aralık kariyerimiz gelmiyordu. Bayağı uzunca bir ara verdik. Sebebi ise işlerimin yoğunluğundan dolayı bir türlü video çekmeye fırsat bulamamıştım. Ama şimdi geri geldik. Fenerbahçeli 3. sezonumuz gümbür gümbür devam ediyor değerli dostlar. Hemen geçiyoruz. Şimdi şöyle bir lig programına bir göz atalım. Nerede kalmıştık diye. Biliyorsunuz bir önceki bölümde Avrupa Süper Kupası'nda Bayern Münih 2-1'e geçmiştik. Türkiye Süper Kupası'nda ise Galatasaray'ı 1-0'a geçmiştik. Şimdi önümüzdeki rakip Beşiktaş Avrupa Kulüp Şampiyonası yani UEFA'daki birinci ayak ilk maçımız olacak. Tabii ki Beşiktaş'la karşılaşmamız birazcık ne denir kötü oldu ya, şanssızlık oldu. Neyse çok uzatmayalım. Görüşmeler diyeceğim. Gerçekle eşlenik olarak ilerlemek istiyorum. Ben de Mesut Özil'i bir kez daha Fenerbahçe'ye getirmek istiyorum. Biliyorsunuz kendisiyle biz bir sene çalışmıştık ama transfer etmeyeceğiz de kiralık olaraktan almayı düşünüyoruz. Gelir mi bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Bir yıllık kiralık teklifi gönderdim kendisine. Zaman ileri alalım ve rakip Beşiktaş'la karşılaşalım. Sonraki maç diyorum. Oyun planı diyeceğiz. Biliyorsunuz takımı bir göz atalım. Ne zamandan beri bakmıyoruz. İleri kanatta forvet hattında James Vardy var. Hemen sağ kanatta Hulk var tabii ki. Sol kanatta Ansu Fati. Tabii ki defansa da Merih Demiral var. Defans hattımız oldukça sağlam bu isimlerle. Şimdilik kadrom bana göre yeterli. O zaman baştan vuruşluyorum ve Beşiktaş'ta oynamak üzere sahaya çıkıyoruz dostlar. Sahadayız. Tribünler tıktım tıktım dolu. Avrupa Kulüp Şampiyonası'ndaki eleme turlarındaki playoff'taki ilk maçımızdayız. Başlayan taraf Beşiktaş oldu. Vardy ile ileride basıyoruz. Şöyle yapacağım bir saniye, şu sistem ayarlarından, oyun hızı ayarları değil pardon, maç ekranı ayarları diyeceğim. Şuradan rakip oyuncuların adını göstermeyi de açalım. Onları da direkt görelim. Oğuzhan Özyakup. Kanada doğru. Cömlense doğru. Vida. Fatih'e geçemedik. Til karşıdan isim olacak. İyi geliyorlar. Müthiş paslaştılar. Altay. Güzel. Hemen paslaşarak başlayalım. Haydi bir kontra atak. Hulk. Güzel. Ozan. Geri dön abi Hulk. Ozan. En baştan bir kez daha başlayalım. Cahill. Kanattan uzun oynadı. Güzel. Ansu Fati Til'i kaçırdı. Bak kanattan bir bindirme var. Caner geldi. İçeride pas bekliyorlar. Caner iyi ortası. Vardy'nin kafası olmadı. Vardy'nin kafası gelmedi. Çok iyiydi. Burada oldukça iyi orta geldi. Vardy 6 pas üstüne attığı kafayla skoru değiştiremedi. Paslaşarak başlayacaklar büyük ihtimalle ve başladılar. Vardy bir kez daha basıyor. Mirin. Doğukan Toköz. Hulk pres yaptı ama yeterli olmadı. Ansu Fati. Jermin Lens. Vida'yı gör tekrardan. Oğuzhan Özyakup. Til. Of çalım yedik valla. Caner'in arkasına offside. Aa gol oldu. Olmadı, hatta hakem izin vermedi. Offside. Caner direkt Ansu Fati'ye yerden gönderdi. Güzel. Fatih ayakta duramıyorsun ki sen. Sıkıntı var oğlum. Ne oluyor size? Larin. Caner. Ozan Tufan. Vallahi Vardy direkt kanata Hulk'u gördü ama destek istiyor Hulk. Sangare'den geldi destek. Oy, offside. Hulk biraz açıktaydı. Hulk'u kaçırdık. Hatta bizim bütün Ansu Fati, Vardy falan herkes açıkta şu anda ya. Baya baya offside'e yakalandık bütün takım olarak. Bu bölüm biraz kısa olacak değerli dostlar. Şimdiden kusura bakmayın çünkü ısınma turları olsun. Bundan sonra düzenli olarak her gün yeni videomuz gelecek. Ozan Tufan. Abi niye bu kadar yavaşsınız siz ya? Koşamıyorsunuz artık. Merih valla vücudunu koydu aldı. Nainggolan. Ozan. Hulk'u kaçırdı. Hulk. İçeride güzel bir Til var. İyi orta gol getirir. Aa Til'e gelmedi. Kademe yerindeydi. Nainggolan. Larin. Cahill basıyor ama uf, ayakta duramadık. Aldık. Ansu Fati.
istenilen kişiye gelmedi top. Tile göndermek istedik ama Vardy'ye gönderdi. Kademe yerinde. Nainggolan. Hulk'u kaçırdı. Hulk. Hop. Bir dönüş güzel. Nainggolan'ın kafası abi oradan kafa vurulur ya. Vur bir voley. Değiştir skoru işte. Hayal dünyasında koşuyoruz resmen ya. Cahill çok geriye geldi. Sangare ayak ucuyla hemen dokunuverdi. Til. Nainggolan. Vardy'yi kaçırdı. Ya Til çok dengesiz kaldık. Aa! Vardy vurdu. Direkt kalecinin üstüne. Direkt kalecinin üstüne. Valla Mesut da gelirse bizim ofansif hattımız çok iyi olacak ya. Caner, Lens'i karşılayan isim oldu. Lens müdahalesi Caner'den korner. Köşe atışıyla başlayacak maç bir kez daha. Fatih ön tarafta karşılayacak olan isim oluyor. Adem Laiç ortası. Sangare'den çok soğukkanlı bir müdahale geldi. Jamie Vardy desteği arkadaşlarını bekliyor ama kimse gelmedi. Geri doğru döndü. Kanatta iki kişi bindirme yapıyordu. Güzel. Fatih'in önüne doğru. Ya Fatih çok geç kaldı. İşte Caner. İyi orta. Ah, direkt kaleciye doğru. Biraz daha Vardy'ye doğru gelse iyi iş olabilir. İlk yarım bitmese 1 dakika eklendi. Saniyeler var derken ilk yarıyı bitiren düdük geldi. İkinci yarıya hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Herhangi bir oyuncu değişikliği yapmayacağım. Topa sahip olma oranımız çok yüksek, çok güzel. Deplasmandayız. Bir gol bulursak ikinci maç için, rövanş için oldukça avantajlı olacağız. Ozan, Sangare. Valla kanat dolup boş ya da olmadı. Sangare. Oh, Sangare düştü kalktı aldı topu. Miri. Aa, topu çok ayağımıza beklettik ya. Oyuncu değişti. Şu anlık değil. Hulk biraz yorgun. Cüssesi ve yaşı var Hulk'un. Normaldir. Vardy. Vardy baya baya kanatta ya şu anda. Sangare bindirme yaptı ama yeterli gelmedi Vardy'ye. Til. Ozan. Hulk. Ortası iyi gelir mi? Geldi. Hadi. Sangare müdahale etti olmadı. Mirin uzaklaştı Davis. Doğukan Toköz. Defans hattımız yarmaya çalışıyorlar şu anda. Merih bölgesine geçiyor. Çalım edik. Yapmayın çocuklar. Yapmayın. Sangare güzel. Güzelsin Sangare. Hadi başlat bir kez daha. Hulk. Bak. Önde Oğuzhan var, Ozan Tufan vardı. Kayarak müdahalesi yeterli olmadı. Montero. Adem Laiç. Vallahi Nainggolan aldı. Til, Ansu Fati'ye doğru. Fatih Vardy'ye doğru yerden vurdu gol. Hemen şuradan sesimizi de açalım. Açmadık. Sıfır öne geçiyoruz. Beşiktaş deplasmanında Vardy'nin 65. dakikada attığı golle defansın zinciri çok geç kırabildik ya. Bak burada Til güzel gördü arkaya doğru. Fatih Vardy hiç bekletmeden vurdu ve tam köşeden yazdı golü. David çıktı, Yalçın girdi. Genç yetenek. Güven Yalçın Güven miydi? Güven Yalçın mıydı? Jane vardı. Kanattan geliyorlar. Lens. Karşı resim Fatih oluyor. Vida. Hadi Fatih. Olmadı. Harikasın. Ozan Tufan aldı. Elle müdahale beklentimiz var ama hakem devam dedi. Nainggolan çal... Ooo. Cahill kademedeki isim ama kaçırdı Vida. Güzel paslaşıyorlar ya. Dar alanda çok iyi paslaştılar. Tabii ki de defans hattımız kalitesini konuşturdu. Hulk. Birazcık topu bekletmesi lazım. İşte Ozan. Hemen Til'i gördü. Til kaçmıştı.
Çok kötü vurdun be oğlum ya. Çok kötü vurdun. Şimdi sağ açığa Ferdi alacağız. Ferdi normalde sol açık aslında ama oyunda sağ açık mevkiinde oynuyor. Alkışlarla kenara geldi. Biraz etkisizdi Hulk bugün. Olabilir çünkü takım alışmakta sorun yaşıyor. Alışacak ama. Mirin. Til gayet kontrollü bir pastı. Abi çok kötüydü ya. Ah ah Ozan. Larin kaptırdı topu. Valla paslaşarak devam etmeye çalışıyoruz şu anda. Ferdi Kadıoğlu ofsaytta edeceğim vardı. Ozan'a verseydi aslında burada. Ozan da direkt kaleye vuracaktı ama ara pasta bir hata geldi. Üner girdi. Lens çıktı. Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği var. Dakika 86. 1-0 öndeyiz. Beşiktaş karşısında iyi oynuyoruz. Valla zinciri kırmakta birazcık zorlandık ama devamlı gelmesini istiyoruz. Eyvah. Yapmayın. Arkaya doğru Sangare'nin kontrolünde top dışarı çıktı. Alkışlarla kale atışını kullanacağız. Altay uzun oynadı. Oğuzhan ve Melih'in top kesme oranları ekrana geldi. Melih bugün gerçekten çok iyi oynadı. Takımın en ilerlenen biriydi. Doğukan Toköz. Geriye doğru döndü. Mirin. Montero. Vardı artık yoruldu. Son 3 dakika işaret edildi maçta. Her an maç bitebilir. Bitir hocam. Hocam bitir. Kahil. Müdahalesi. Faul kararı geldi. Orada bir kavga var. Sarı kart görüyor Kahil. Oğuzhan'ı yerde bıraktı bu sert müdahalesiyle. Bir bakıma da takımını anlık olarak kurtardı Kahil. Çok da kızmamak lazım. Ön tarafta Caner karşılayacak olan isim yine Kahil. Ansu Fati topu dikiyor. Maç bitebilir ve maç bitti. 1-0'ın öndeyiz. Vardy'nin atmış olduğu 64. dakikadaki golle Beşiktaş'la ilk maçtan galip ayrılıyoruz. İkinci maçta görüşmek üzere diyeceğiz ve yolumuza devam ediyoruz. Biliyorsunuz milli takımlar olarak milli takımlarda teknik direktör olarak da anlaşmaya varmıştık. Seçimlere karar verme zamanı diyor kendileri. Şuradan bakalım ya, nereden bakacağız onu biz? Takım yönetimi. Milli takımlar. Şimdi milli takım seçimi diyelim. Tamam abi, Merih var, Ozan Kabak var burada, güzel. Çağlar burada. Hakan Çalhaoğlu, Yusuf Yazıcı. Cengiz, Enes Ünal da burada. Nuri Şahin. Müldür. Caner. Buradan. Yok. Tamam ya, takım hakkında herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Takım oldukça iyi şu anda. Tamam, sıkıntı yok. Takımdan memnunum. Şöyle bir milli takım ilk 11'imize bakalım. Çağlar burada çok kötü durmuş ya. Sol beke. Abi Caner'i alalım. Çağlar 83 aslında. Ozan mı Çağlar mı? Şöyle bir iki oluşturalım öncesinde. Bir devamını getiririz. Sağ kanat içinde Abdülkadir Ömür isteyeceğim bu tarafa. Hakan Çalhanoğlu olabilir abi burada. Devam. Şimdi Okan Yokuşlu mu? Ayhan mı? Şimdi sağa çıktı. Bak. Bir saniye. Ben bir ilk 11'i bir düzenleyip hızlı bir şekilde geleceğim dostlar. Şimdilik idareten bu şekilde bir ilk 11 oluşturdum. Kanatları Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'i aldım. Biraz daha aktif olmak istiyorum bu alanda. Şimdi lig programına bakalım. Lig programında neler varmış bilmiyorum çünkü ikisinde bir dostluk maçımız var. Avusturya ile ve İsviçre ile devam gelecek şekilde. Sıkıntı yok. Fenerbahçe derbi kazandı diyor ama bu birazcık öyle bir derbi değildi.
İlk 11'i onaylıyorum. Gidebilir abi. Milli takım duyuruları var. Burada da devam ediyor. Süper Lig mücadelemiz olacak. Denizli ile oynayacağız büyük ihtimalle. Görüşmeler. Ha, takımım bir dakika, bir saniye. Valencia için bir teklif var. Abi pazar değeri çok yüksek ama bu adamın ya. 7 milyon euro bir bütçesi var. Bizler istediklerine bak. 3 milyon euro teklif ediyorlar bize. Mert Hakan Yandaş. Bu sırada dua etmeyi unutmayın. Güzel. Güzel güzel. Diğer takımlara baktığımız zaman da bir Özil söz konusu. Özil'den herhangi bir teklif yok. Tamam, Özil inşallah gelirse bayağı da rahatlamış oluruz biz bu hususlarda. Şimdi menajer ofisten bir mesajımız var. Mesajları gelelim. Ener Valencia için teklif vardı, gönderdik. Şimdi zamanları alıyorum. Tekliflerde bulunduk. Bekleyeceğiz. Rakip Denizli olacak. Türkiye Süper Ligi'ndeki ilk maçımız olacak. Süper Lig'de hızlı bir şekilde başlamak istiyoruz. Nasıl başlarsak lig öyle devam edecektir. Lig açılışı 1. bölüm. Atıf Hoca geldi. Yine yanımızda her zamanki bir yardımcımız var. Yeni sezon ilk maçına girerken nasıl hissediyorsunuz? Normal hissediyorum. Bir açıklaması yok yani. Nasıl hissedebilirim ki? Taraftarımızı gururlandıracağız. Dedik ve geçtik. Aa, diğer takım. Şartları kabul ediyoruz ve Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de bir kez daha tekrardan geldi bize Mesut. Bir sezon önce de kiralıktı. Bak 6 milyon euroya teklif ettiler bile. Aa, etmediler lan, dur pardon. Yanlış oldu. Ha. Genoa Mert Hakan yandığı için tekrardan görüşme yapalım. Şöyle 1,2 milyon euro bir teklif. Tamam, şöyle bir teklif istedim. 1,1 milyon euro istiyorum. Verirlerse en azından Mesut'un yarı parası çıkmış olsun bizim için. Mesajlarda herhangi bir şey yok. Özil'le bir görüşme sağlandı. Takım yönetimi diyelim. Acaba Mesut Özil bize geldi mi şu anda? Takımdaki duruma bakalım. Takıma katılmamış olabilir daha. Aynen, şu an için takımda değil. Üzüldük mü? Tabii ki üzülmüyoruz. Zamanları alıyorum. Rakip Denizli Spor. Zor bir maç olacak. Lige nasıl başlarsak öyle devam eder. Ve işte Atıf Hoca görüntüde. Denizli Spor zor bir rakip ama onlardan korkması için sebep değil. Taraftar bugün her şeyini ortaya koyacak. Biz de aynısını yapalım. Dedi. Çok saçma bir konuşma olmuş. Denizli Spor o kadar da bizim için dişli bir rakip değil aslında ama nedense öyle bir tribe girdik. O zaman baştan vuruş diyorum ve statta görüşürüz. Ligin açılış maçındayız. Rakip Denizli Spor, kendinden emin bir Fenerbahçe olarak sahadayız. Vardy ile maça başlayan taraf olacağız. Başarılar Fenerbahçe. Nainggolan, Ozan Tufan, Melih Demiral. Hemen kenara doğru döndük. Sangare. Hop, Hulk'a doğru. Hulk Ozan'ı kaçırdı. Ozan güzel geliyor şu anda. İçeride 3 oyuncumuz birden vardı. Orada Vardy'nin kafası gelmedi. Gelmedi. Çok yakındı. Çok iyiydi. Kameranın açısını biraz daha bu tarafa aldım. Ortalayayım en azından diye. İlk maçta bayağı kenarda kalmışım. Sonradan fark ettim. Pantemilyon uzun oynadı. Merih indiremedi. Til alamadık. Önazi. Yapmayın. Eyvah 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 eyvah. Ansu Fati. Güzel. Til. Hadi bakalım. Atağa kalkmamız lazım. Destek bekliyor. Til. Karat'ta bir destek çıkmadı. Ansu Fati geldi. Çok kötü bir yere top gönderdi. Fati döndürdü. Til. Bak. Hulk. Ah, arkasında kaldı Vardy'nin ya. İyi gördük ama olmadı. Ozan Şahan. Nainggolan. Thiago Lopez vurdu. Nainggolan dötüyle topu taca çıkardı. Ansu Fati. Önazi. Aldık valla. Vardy. Aa, kötü döndü Vardy. Çok kötü döndü. Caner. Kanatta Fati vardı. Fati. Ortası. Til. Arkaya ışıttırdı. Vardy vurdu. Vurdu valla gol. Hızlı başladık. 15. dakikada Vardy'nin golüyle 1-0 öne geçiyoruz.
Görüntü isim Altay Bayındır. Tribünlerde müthiş bir sevinç var. Ligin açılış maçında Denizli karşısında 1-0 öndeyiz. Güzel vuruş, güzel gol. Dakika 16. Aksungur. Sadık Çiftpınar. Eski bir Fenerbahçeli biliyorsunuz. Sadık'ı da satmak zorunda kalmıştık. Oynatamadığımız için gelişmesi gerekiyordu onu da. Vardy. Hulk top istiyor. Çaprazdan Hulk önüne aldı. Sangare. Abi o nasıl bir pastır ya? Ben Yusuf aldı topu ama Sagal. Kahil indirdiği yerde bizden kimse var mı? Var vallahi. Til. Oh, alamadı Til. Önazi. Eski bir Trabzonsporlu o da. FIFA 20 kariyerinden hatırlıyorum, Trabzon kariyerinden. Nainggolan. Ansu Fati. Abi nasıl böyle bir hata yapabiliyorsunuz ya? Vardy Til'i gördü. Til güzel girdi içeriye. Vardy bir kez daha. Uf. Offside. 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 Sıfırdan vurdu Ansu Fati. Çok klas bir goldü ama. Hakem offside bayrağını kaldırdı. Vardy burada vuruşu. Aslında milimlik bir offside var. Hakem affetmedi. Yan hakem bayrağını dikkat aldı hakem. Vara bile gitmedi ya. Pantemilyon. Uzun top. Til. Yine mi offside? Oho. Sadık sanki bize birazcık böyle torpil geçiyor gibi. Neyse. Sadık uzun oynadı. Ozan Şahan, Ansu Fati ile beraber yükseldiler. Alan biz olduk. Güzel. Nainggolan kanada doğru. Til. Til Vardy'yi kaçırdı. Vardy güzel giriyor. Plasesi geldi. 2. Geçen sezon ikinci yarıda takıma katılan Vardy bu sezon ilk maçtan iyi çıkış yaptı. Dakika 32, 2-0 öndeyiz. 2 net ve güzel golle burada çok güzel kaçtı. Plasesini bıraktı tam köşeye. Pantemilyon'un müdahalesi yetersizdi. 2-0 öndeyiz Vardy'nin 2 şık golüyle. Vardy için sıkı markaj uyarısı geldi. Deniz Spor yedek kulübesinden Nainggolan. Nainggolan güzel aldı. Vallahi çok iyi aldı Nainggolan. Ama of, direkt ayak bileğine. Hulk bekletmeden kullandı. Caner. Ya Vardy'nin çok arkasına geliyor toplar ya. Mirih indirdiği yerde Ozan var. Sangare Hulk'a doğru. Güzel bir pas. Vardy vurdu. Son anda Pantemilyon. Devamında Sangare ve out mu korner mi? Göremedim orayı. Tabii ki de out. Kötü bir müdahalede bulundu. Sangare hiç girmeyecek top pataya. Mirih. Müdahale iyiydi. Sagal. Ansu Fati. Genç yetenek. Hemen kanada doğru Caner'i gördü orada. Caner iyi orta. Fatih. Aa, kimse dokunamadı lan topa. Oğlum ne yaptınız öyle? Lan. Fatih vursaydı çok iyi olurdu ya. 2 dakika işaret edildi maçın ilk yarının bitimine. Hulk. Orta güzel. Vardy'nin kafası Pantemilyon'a doğru. Hat-trick yapamadı ilk yarıda. Maç her an bitebilir. Gözler hakemde. Ve ilk yarı bitiren düdük geldi. 2-0 önde gidiyoruz soyunma odasına. İyi oynadık. Güzel oynadık. Daha da iyi olabiliriz. İkinci yarıya başlayacak olan taraf Denizli. Aksungur. Vardy basıyor. İkinci yarıda bir gol daha bulursa hat-trick yapıp güzel bir başlangıç yapacak Vardy. Kahil. Oha. Mirih'ten çok garip bir kafa vuruşu. Güzel. Ozan. Kanattaki Hulk'u gördü. Hulk. Babacım ne yaptın ya? Çok hızlı gittin Hulk. Duramadı. Kontrolsüz güç güç değildir. Şahan. Olmuyor. Uzun vuruş dışarıda. Kale vuruşuyla maça başlayacak olan tarafız. Ozan Şahan
İyi vurdu. Merih'e doğru. Merih. Kahil. Caner'e doğru. Caner. Önünde Ansu Fati var. İlerlemesini istiyoruz Fati'nin ama Fati mal gibi dikiliyor orada. Vardı hayvan gibi adamsın. Of. Vuruş kademeden kontrol yedek aldı Pantemilyon ve korner. Abi şöyle arkaya doğru birazcık sert bir orta Caner'den. Hugo Rodallega girdi oyuna. Uf, çok iyi kafa. Hulk çok iyi vurdu. Hulk'tu galiba değil mi o kafayı vuran, göremedim. Rezil etme beni. Ne olur Hulk sen ol. Til kötü vurdu. Aa, Pantemilyon topu tokatlamayı seçti. Aslında alabilirdi. Recep Niyaz. Karattan güzel geliyorlar. Recep Niyaz hızlı bir oyuncu. Sangare götürü koydu aldı. Hulk. Hadi Hulk. Vardy'e doğru. Sangare kanatta. İyi ortalar mı? Til vurdu kademe. Dönen top geldi valla. Üç. Çok güzel. Til çok denedi. Hak etti bir golü. Burada Sangare'nin ortasına, altı pas noktasına, penaltı noktasına vurdu. Kaleciden döndü. Defansa araya girdi. Aldı. Tamamladı. Yazdı köşeden. 3-0 öndeyiz. Denizli karşısında müthiş bir başlangıç oldu. Vardı. Sadık Çiftpınar uzun oynadı. Güzel. Aa, Ozan alamadı. Çok geri gitti. Recep Niyaz. Hulk devir abi onu. Devir abim. Devir oğlum. Lan sen Avengers'ların en kalitelisin ama alamıyorsun inatla. Ozan Tufan uzun oynadı Hulk'a doğru. Güzel müdahale Hulk'tan. Ama yetişti vallahi. Helal olsun sütçüye. Murovski. Recep Niyaz. Karşıdaki isim Ozan Tufan'dı. Uf, kaçırdı valla. Nainggolan. Helal olsun lan. Til. Valla Jamie vardı. Til'i kaçırdı bir kez daha. Klas vuruş. Vuramadık. Vuramadık. Pantemilyon'da çok yavaş bir top geldi. Recep Niyaz Sangare karşılaşacak olan isim olduğu omuz omuz ama hakem faul kararını verdi. Birazcık Sangare fazla yüklendi. Şimdi abi Ferdi'yi alacağız mecburen. Hulk azıcık yoruldu. Pili bitti gibi. Aslında dönüşümlü olarak da oynatmamız lazım Ferdi ve Hulk'u. Hulk yaşını vermiş olduğu yapı gereği birazcık erken yoruluyor. Merih. Yok. 50 ile müdahale yok mu oğlum orada? Til. Hemen yanından destek geldi. Nainggolan'dan. Uzun top Ansu Fati'ye doğru. Fati Nainggolan'a. Til. Vuruş. Hadi be. Olmadı. Tüh. Çok da tatlı itiraz ediyoruz. Hadi be. Kahil. Nainggolan. Ozan Tufan. Kanattaki Ferdi'yi gördük. Ferdi. Abi Til çok geride kaldın ya. Hemen pilim bitti derken. Aha. Oğlum nasıl bir pastu o Ozan ya. Gözler hakemde. Her an maç bitebilir artık. 2 dakika uzatma işareti edildi. Merih çok güzel girdi aldı. Ferdi Kadıoğlu. Hadi oğlum. Ah, geçse Nainggolan da bir gol atsa fena olmazdı ve derken maçı bitiren düdük geldi. Ligin açılış maçına Denizli'yi 3-0 gibi çok farklı bir skorla geçtik. Vardı resmen klasını konuşturdu. İki güzel golle takıma müthiş bir katkı sağladı. Tesislerde görüşürüz dostlar. Ve geldik tesislerdeyiz. Şu anda ligin son durumu bu şekilde. Daha oynanan maçlar var mı? Oynanmayan maçlar var tabii ki. Yani çoğu takım daha oynamadı maalesef. Aşağı doğru. Aa, pardon, oynandı. Bütün maçlar oynandı. Doğru söylüyorsunuz. Pardon, benim hatam oldu. 18 takım var. 3 puanla zirvedeyiz. 3 attık 0 yedik. Averaj farkıyla zirvedeyiz daha ilk sezondan. İlk maçtan pardon. Görüşme günü. Şuna da bakacağım. Akabinde Beşiktaş'la deplasman mücadelesi öncesinde bu bölümü sonlandıracağız derken reis geldi. Mesut Özil tekrardan Fenerbahçe'de.
Biliyorsunuz geçen sezonda bizimle beraberdi. Kiralık olarak gelmişti. Bir dönem oynadı. Ondan sonrası kendisini göndermek zorunda bıraktık. Çünkü o zaman da Özil transferi kesinleşmemişti Fenerbahçe'ye. Biz daha erken davranıp almıştık Özil'i. Ve resmi sözleşmeyi imzaladı. Abi Valencia için bir teklif var mı acaba ya? Açılışı geçiyorum artık. O çok fazla ikili diyaloglara girmiyorum burada. Şimdi görüşmeler diyeceğiz. Burada diğer takımlar Hulk'u pardon Mesut'u aldığımız söylüyor. Arsenal'den takım bilgilerine gelelim. Abi Nainggolan için of Bayern'den güzel teklif var abi. Harbi güzel teklif var. Şimdi tekrardan görüşme yap diyelim. Bütçeyi birazcık arttırsak nasıl olur acaba ya? Şöyle 18 bin euro gibi bir şey isteyelim. Ya isteyelim ya. Verirlerse veririz. Vermezlerse de yapacak bir şey yok. Valencia için o 4 milyon euro teklif ediyorlar. Olmaz abi. 5,5 milyon euro istiyorum. Tamam desinler alsınlar gitsinler ya. Mert Hakan için herhangi bir gelişme yok. Teklif ettik ama ya bak kıpırdamıyor büyük ihtimalle. Mesajlarımız var. Mesajları şöyle bir göreceğiz. Yeni gelen Mesut Özil'den bahsedildi. Fenerbahçe'de galibiyet serisi dese de daha sezondaki ilk maçımızı galibiyet serisi de başlamış olalım bari. 25 Ocak pardon 25 Ağustos. Ocak nereden çıktı? Tekrardan görüşme futbol odaklandığında Ferdi Kadıoğlu görüşmeler diyoruz. Şimdi yetenek avcısının bazı isimleri var. Onlara da bir göz atalım. Aa teşekkür ederiz. Hızlı bir göz atmaydı. Takımım diyorum. Abi Nainggolan için herhangi bir gelişme yok. Valencia için bir gelişme yok. Yani Mert Hakan yandaşı zaten oynatmıyorum. Şartları kabul ediyorum ve Mert Hakan yandaşı resmen Cenova'ya gönderiyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Çok da fazla uzatmayalım bu işi. Kendisi gidebilir. Yol açık olsun. Biz biraz daha zaman ileri alacağız. Beşiktaş maç öncesinde. Evet. Avrupa Kulüp Şampiyonası ikinci ayak maçındayız. İlk maçı 1-0 geçmiştik. Şimdi ise daha da iyi olmamız gerekiyor. Oo. Madrid Firmino ile sözleşme imzalamış. Güzel. Evet dostum bir bölümün sonuna geldik. Umarım video ve hoşuna gidiyordur ve beğenmişsindir. Beğendiysen beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsan çok mutlu olurum. Kanala abone değilsen de abone olup ailemize katılabilirsin. Kendine çok dikkat ediyorsun. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin yükselişimiz sürüyor. Üçüncü sezon bomba gibi başladı. Bakalım bu sezon neler olacak. Kendine çok dikkat et. Görüşürüz. Bay bay.